Herkese merhaba. Bugün birlikte kıymalı, mayasız ve çok lezzetli bir ev poğaçası yapıyoruz. Yeni tariflerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı, zili tıklamayı unutmayın. Tarifin detaylı anlatımı, malzeme listesi ve püf notları aşağıda. Tarifimize iç malzemeyi hazırlayarak başlıyoruz. İç malzemede dikkat etmemiz gereken şey, kıymanın ve soğanın çok iyi kavrulmuş olması, poğaçanın lezzetinde büyük önem taşıyor. Hamuru hazırlamaya kullandığımız un çeşitlerini karıştırarak başlıyoruz ve sırasıyla hamur malzemelerini ekliyoruz. Önce mahlep, tuz, kabartma tozu gibi kuru malzemeleri unla iyice karıştırıyoruz. Daha sonra unun ortasında bir çukur oluşturup, yumurta, yoğurt ve tereyağı gibi ıslak malzemeleri ekleyip yoğurmaya hazırlanıyoruz. Ellerimle yoğurma işlemine geçmeden önce bir kaşık yardımıyla unu, ıslak, kuru malzemeleri karıştırmayı tercih ediyorum. Böylelikle elim çok cıvık cıvık olmuyor. Daha sonra yoğurma işlemine başlıyorum. Ellerimle çalışmaya başladığımda önce tüm malzemenin iyice karışmasını ve özleşmesini sağlıyorum. Daha sonra avuç içimle yoğurma işlemine geçiyorum. Yoğurma sürecinde hamurun kendini nasıl topladığını adım adım paylaşmaya çalıştım. 5-6 dakikalık bir yoğurma sonunda hamur kendini topluyor ve dinlenmeye hazır hale geliyor. Yoğurma sonunda ele çok yapışmayan, çok sert ya da çok yumuşak olmayan bir hamur elde ediyoruz. Kıvamı da videoda gördüğünüz gibi oluyor. Hamurun üzerine hava almayacak biçimde kapatıp yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Dinlenme süresi sonunda şekil verme işlemine geçiyoruz. Hamurdan kopardığımız ceviz büyüklüğünde parçaları avucumuzun içinde hafifçe yuvarlıyoruz ve pürüzsüzleştiriyoruz. Bu hamurdan 11 poğaça çıkardım ben. Sizde 12 olabilir, 10 olabilir. Hani elinizin şekillendirme durumuna göre değişebilir. Videoda poğaçanın şekillendirme sürecine mümkün olduğu kadar detaylı yer vermeye çalıştım. Umarım sizin için faydalı olur ve işinizi kolaylaştırır. Şekillendirdiğimiz ve tepsiye dizdiğimiz poğaçaların üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile hafifçe karıştırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Ben bu poğaçanın üzerine çörek otunu çok yakıştırıyorum. Siz isterseniz keten tohumu, susam ya da haşhaş tohumu kullanabilirsiniz. Fırın ısımız 180 derece, alt üst fan ayarlı fırında pişirme yapıyoruz. Ortalama pişirme süremiz 20-25 dakika arası. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Sonuçları benimle paylaşmayı unutmayın.